Başla. Evet. 22 Nisan 2015 günündeyiz. Şu anda Aksaki Çukurköy bana ait olan yapmış olduğumuz kütüphanedeyiz. Ve Mustafa Bey ve arkadaşı Yavuz'la beraberiz. Şu anda Mustafa Bey bizimle röportaj yapacak. Evet. Burası ne Abdullah Bey? Ya şimdi önceleri bu kitaplarımız azken oturum odasının salonunda, kenarında birer küçük kütüphane yapmıştık, dolaplar. Sonra çoğalınca kitaplar biriktirince veya elimizde okuyunca dedik buraya bir ek ilave yaptık. İlave de bu odayı olduğu gibi kütüphane yaptık. Burada yetmez oldu. Dışarıda bir bölüm var. Orayı da ilave ettik. Ben 1970 yılında öğretmen oldum. Öğretmen olduktan bu tarafa okuduğum bütün kitapları ve bazı arkadaşların, dostların hediye ettiği, biz sahip olamayız, bunları kaybederiz dedi, verdikleri kitapları getirdik buraya. Kütüphane yaptım. Kütüphanemizden gençlerimiz, öğrenciler yararlanıyor. Hatta üniversite tezi hazırlayan öğrenciler falan oluyor. Onlar bulamadıkları kitapları gelip buradan bakıyorlar. Buldukları oluyor. Hiç sahaflarda bile bulunmayan bazı kitapları gelip burada bulduklarına çok seviniyorlar. Ve bu şekilde yazları falan ben buraya gelince hep sürekli öğrenciler geliyor. Onlara kitap okuma alışkanlığı, kitap okuma sevgisini aşılamak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Burada kaç tane kitap var? Valla burada ben saymadım ama şöyle tanıdığımız zaman herhalde 2500 falan vardır. En çok da Atatürk'le ilgili ve Türk tarihiyle ilgili kitaplar var. Tabii onlar bu şimdi bölüm bölüm burası. Onları ben yazacağım. Burası insan ve insanlık tarihi. Burası Türklerin tarihi, Türklerle ilgili kitaplar. Burası araştırmayla ilgili kitaplar. Buraları Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihiyle ilgili kitaplar. Mesela burası diyelim ki şu bölüm hepsi Uğur Mumcu'nun kitapları. Bunlar Kurtuluş Savaşı ile ilgili Hasan İzzettin Dinoman'ın ve Sebahattin Selen'in. Enver Paşa. Ha, onlar Şeyh Suray Aydemir'in bütün serisi olarak yakın tarih. Ve Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Adnan Menderes ile ilgili biyografik kitaplar. O bir tarafta bu şu bölüm insanların davranışları, psikoloji ve ile ilgili kitaplar buralar. Bunlar gezi, gözlem, inceleme. Mesela örneğin şu bölüm olduğu gibi eğitim, öğretim, köy ensürleriyle ilgili kitaplar. Burası boydan boya Aziz Nesin serisi. Buralara gelince burası hep şiir. Bu bölüm hep olduğu gibi bunlar hep şiir kitapları. Türkiye'nin ve dünyanın saygın yazarlarının yazdığı şiirler. Şiir yazmak çok zor bir olaydır. Tabii onu yazanlar bilir. Şimdi binlerce insan şiir yazar ama hasbelkader değil de nasıl diyelim, insanların sevebildiği ve kendilerine o şiirler bulabildiği şair çok azdır. Örneğin yukarıdaki bölüm hep Nazım Hikmet'le ilgili. Buralar halk edebiyatı, halk şiiri, tekke edebiyatı denilen bir edebiyat türü var Türkiye'de. Onu başka ülkelerde olduğunu sanmıyorum. Onunla ilgili kitaplar mesela Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Kaygısız Abdal, halk ozanları, Hatay, Dadaloğlu, Karacaoğlan, hani say sayabildiğim kadar. Buralar dergi, atlas dergileri, gezi dergileri. Şu bölüm mesela Akseki ile ilgili nerede bir yazı varsa, nerede bir kitap varsa toplayıp buraya koyuyoruz. Burası roman bölümü. Mesela Türkiye'nin en büyük romancısı Yaşar Kemal. İlk başa onları koyduk. Diğerleri öyle gidiyor. Şu aşağıdakiler yabancı klasikler, yabancı yazarların romanları. Bunları ben hep okudum çoğunu. Yani çoğun değil de hepsini aşağı yukarı okumadığımız azdır. Evet, burada Muazzez İlmiyeçi'ye yazarlar geldiği zaman Antalya'da elden geldiğince onlara gidiyoruz, konuşuyoruz, kitap imzala diyoruz. Resimlerini bulursam onları imzala diyoruz. Mesela örneğin Server Tanalli, büyük bir düşünürdü, öldü. Yakın tarihimizin. Bunun bütün kitapları vardı. İnsanlık tarihiyle ilgili ciltler dolusu kitap yazdı. O mesela Tanıştık kitabını imzaladı. Mesela Muzaffer İzgü, bu Aşık Veysel, bu Fikret Otyan ve eşi, onlarla görüştük, tanışırız. Kitaplarını imzalattık. Böyle devam ediyor. Bu Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerinin olduğu kitap. Bu dünyanın ilk destanı, destanlarından İlyada ve Odüse. Ondan önce Gılgamış destanı var. Hı hı.
Bu İlya Davudis'e Anadolu'da geçiyor biliyorsunuz Truva Savaşları'nın olduğu Çanakkale'de. Ve o olayları anlatıyor. Eski Anadolu'daki insanların yaşantısını günümüzden 2500 yıl önce yazılmış. Dünyanın en meşhur, en geçerli, yani geçerli dediğimiz okunan İlya Davudis'e destanı. Bu ne? Küre, dünyanın minyatür hali. Şimdi biz... Biz şu anda kuzey yarı kürede, şöyle şura, ortada bak bir çizgi var, burası ekvator çizgisi. Bu çizginin yukarısı kuzey yarı küre, aşağısı güney yarı küre. Biz şu anda parmağımın olduğu yerde Türkiye'deyiz. Burası Antalya, Antalya ili Aksek ilçesi, Çukurköy, Eftişe Çukurköy beldesindeyiz şu anda. Abdullah Akkaya çok teşekkür ederiz. Ben Mustafa Göksoy Pınarbaşı köyündenim. Bu da sevdiğimiz evet yazarlarımız Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Akseki bölgesinde ve Antalya bölgesinde özellikle zannetmiyorum ben böyle bir tane kitaplığın olduğunu ve kütüphanenin olduğunu ve böyle bir müzenin olduğunu. Gerçekten kendisi emekli öğretmendir. 35 yıllık öğretmenlik yapmıştır. 45 yıldır biriktirdiği tüm kitapları tüm kitapları kendisi burada müzede olarak kendi evinin yan tarafına yapmış olduğu müzede sergilemiştir. Herkesi bu müzeye görmeye davet ediyoruz. Herkesi bu müzeye ziyaret etmeye davet ediyoruz. Buraya nasıl gelirsiniz? Akseki ilçesine Manavgat'a geçtikten sonra Akseki yoluna, Akseki Konya'na saptıktan sonra önünüze Murtuşu beldesi gelecek. Murtuşu belgesine geldiğiniz zaman orada kime sorsanız Çukurköy'ü gösterir. Çukurköy Murtuşu'na Antalya Akseki yoluna 7 kilometredir ve Abdullah Karan'ın evini, müzesini bu hiçbir yerde göremeyeceğiniz kitapları, hiçbir yerde göremeyeceğiniz objeleri burada görüp ziyaret edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Gerçekten memleket sevdası, Türkiye sevdası, Atatürk sevdası, bayrak sevdası ve gerçek bir öğretmenin yapabileceğini örnek bir emekli öğretmendir kendisi. Kendisine gördük ve kendisine çok teşekkür ederiz ve çocuklarına, torunlarına ve bu köye ayrıyeten Abdullah Karay'a sahip çıkmalarını, Abdullah Karay'a destek vermelerini rica ediyoruz. Ben kendi şahsım adına ve bir Aksekir hemşire olarak kendisine çok teşekkür ederim. Kendin değinmek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğiniz için sizlere. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Evet.